13 Şubat 1987. Bugün Muhiddin Arabi Hazretlerinin Miratül İrfan, yani İrfan Aynası eserinden bazı bölümleri size aktarmaya çalışacağız. Allah'a hamdolsun. Ondan ötürü ki onun vahdaniyetine gölge düşürecek bir kabil, yani evvel yoktu. Çünkü kabil, yani evvel o idi. Keza bir ba'at de, yani onun zatına ve sıfatına leke sürecek bir ba'at, yani son da yoktur. Çünkü son dahi o idi. Aynı şekilde onu bir evveliyet ile tavsif etmek mümkün olamaz. Keza onu bir ba'diyet, yani son ile de tavsif etmek mümkün değildir. Ve ne üst ne de alt bu vasıflar da onun şanına yakışmaz. Onun zatı için bir yakınlık düşünülemez, uzaklık da öyle. Yani zatı için bir uzaklık da düşünülemez. Vahdaniyetine gölge düşürecek bir evvel, amada olan zat kendini bilmeyi arzu etti. İlk zuhurunda ahadiyet mertebesini meydana getirdi. İşte bu ahadiyet, ahadiyetten sonra gelen vahidiyet mertebeleri öyle haller ki bunların bizim anladığımız manada bir zamanla ilgisi yok. Hatta zamansızlık diye de bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü zaman veya zamansızlık bizim dünyamıza göre olan, yani sonradan var olan varlıklara göre olandır. Onun için ona ne bir evvel ne bir son hükmü konulamıyor. Çünkü kabil, yani evvel o idi. Ondan evvel, aklımızın alamayacağı kadar uzun bir süre düşünelim. Ne kadar düşünebilirsek düşünelim, aklımız oraya kadar uzaramaz. Başka bir varlık olmadığı için o düşünemediğimiz zamanlar dahi onun kendi varlığıdır. Sonraya doğru, geriye doğru düşünemediğimiz zamanlar dahi onun kendi varlığıdır ve kendi varlığı içerisinde oluşacak olan hallerdir. Çünkü son dahi odur. Evvel diye düşündüğümüz şeyler de olur. Üst veya alt diye bir şey de onun hakkında konuşulamaz, söylenemez. Hele bir şekil asla. Yani onu herhangi bir şekilde tavsif etmek de katiyen mümkün olmaz. Eğer bir şekil ile tavsif ediyorsak, vasıflandırıyorsak, o bizim hayalimizde var ettiğimiz ondan ibarettir. Gerçek o, ne hayale, ne vehme, ne herhangi bir vasfa sığmaz. Ondan bir zaman mevhumu ile beraber sormak da imkansızdır. Hasılı kelam, onun için ne vaktin, ne zamanların, ne yerin, ne altın, ne de üstün, ne de onunla beraber bir mevcudun varlığı düşünülebilir. Alt üst bir mevcut, herhangi bir şeyin varlığı onunla birlikte düşünülemez. Onu istiab edecek, yani içine alacak ve barındıracak bir mekan da düşünülemez. Çünkü o mekanları meydana getirendir. Yuhayetuna bir şeyin ilmihi gibi, o her şeyi ilmiyle kapsamıştır. Veya onun kürsisi, vesiyah kürsiyi üst semavatı var az. Semavat razı bütün alemleri kürsisi kablamıştır gibi hükümler olduğundan onu saracak herhangi bir mevcut veya varlık düşünülemez. Evet, o yukarıda anlatıldığı gibi idi. Elan, yani şu anda dahi öyledir. Yüce Allah öyle bir varlık idi ki onunla beraber bir şey yok idi. Elan, yani şu anda dahi öyledir. Yani vahid, yani bir, ama sayı ve hesap ile değil. Aziz Peygamber bir hadis söylüyor, şöyle hadis yukarıda bahsedilen. Kâne Allahu lem yekun ma'ahu şey'e. Yani Allah var idi, onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ali'ye naklettikleri zaman cevabı şu. Elan kemâ kân. Yani şu anda da öyledir. Şimdi şurada kâne fiili herhangi bir varlık üzerinde hükmünü, manasını sürdürür. Fakat
Allah denen o mananın üzerinde kâne fiili hükmünü sürdüremez. Kâne oldu idi manasına. Yani geçmişe dönük bir fiildir. Mazi ifade eden bir fiildir. Kâne. Bu kâneyi bizler için konuşabiliriz. Kâne. Yani doğmazdan evvel veya şu yaşımızdan evvel diye düşünebiliriz. Fakat Hakk'ın zatı için bunu düşünmek mümkün değil. O halde kâne fiili geçmişe değil, hale münceldir, hale dönüktür. İşte Hazreti Ali'nin cevabı o yönden elhamda böyledir diyor. Yani Allah vardır ve onunla birlikte gayrı yoktur. Biz bu hadis-i şerifi, bu hükmü ne kadar güzel anlayabilirsek Rabbimizi ve kendimizi o derece iyi anlamış oluruz. Bunun üzerine ne kadar dikkatle durursak kendimize doğru o şekilde daha güzel yönelmiş oluruz. Daha derinlemesine yönelmiş oluruz. Aslında bu sadece fiiller aleminde oluşan bir hüküm değil, efal alemi, esma alemi, sıfat alemine kadar dayanan bir hükümdür. Allah var idi, onunla birlikte hiçbir şey yok idi dediğimiz zaman la faile illallah hükmüyle Allah vardır, yani Allah vardır derken birisi Allah yoktur da ona karşı Allah vardır demek değil buradaki hüküm. O öyledir zaten. Vardır da desek, yoktur da desek bu hükmü değiştirmez. Allah vardır, onunla birlikte hiçbir şey yoktur. Yani etrafta gördüğümüz bütün varlıklar Allah'ın varlığından başka bir şey değildir. İşte kânallâhu lem yekun mâhu şey'e dediğimiz zaman biz zannediyoruz ki ezelde, yani evvellerin evvelinde bir zamanda Allah vardı, sadece varlıklar, mevcudat yoktu şekliyle anlıyoruz. O işi kaba yönünden tutanların idrakidir, anlayışıdır. Ama biz kendimizi tanıma yolunda eğer bir çalışma yapıyorsak bunun ne olduğunu gerçekten iyi bilmemiz lazım. Bunun ne olduğu derken dinin ne olduğu, yani sadece bu hükmün değil, genel diğer hükümlerin hepsinin gerçek yönünü gerçekleriyle anlamamız şarttır. İşte el an kemakan, yani el anda böyledir demesi bizim bu hadis-i şerifi avam ehlinin anladığı şekliyle değil, gerçek şekliyle idrak etmemiz lazım. Yani Allah vardır, bilincimizde vardır demeye gerek yok. Bu kelime kullanılmaz, var zaten. Söylenmez ama ifade tarzı için bu kelimeler gerekiyor. Allah var ve onunla birlikte hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok derken kendi başına bir varlık olarak hiçbir şey yok. Yani Allah'ın istiklali dışında bir varlık yok. Müstakil bir varlık yok. Bütün varlıklar var ama, yani bu kadar çok varlık var, görüyoruz bunları ama bunların ayrılıkları bizim hayalimizden, zannımızdan kaynaklanıyor. İşte bu gördüğümüz varlıklar Hakk'ın birer zuhur mahalleri olmaktan öte bir şey değil. Her varlık en büyüğünden en küçüğüne, en latifinden en kesifine, en iyisinden en kötüsüne kadar, ki iyi kötü tefriki de yoktur aslında. Bunlar hep bizim hayalimizdedir. Bütün varlık Allah'ın varlığından başka bir varlık değildir. Ne diyor? Halakas semavati vel ardı ve ma beynehuma bil hakka. Semavat ve arz ve aralarında olan bütün varlıkları hak olarak meydana getirdik. Yani hak isminin kapsamı olarak meydana getirdik. Eğer bu varlıklar hak isminin değişik tecellileri, değişik zuhurları ise bu varlıkların kendine has bir varlıkları söz konusu olamaz. İşte fiiller alemindeki hadis-i şerifin hükmü böyle, esma alemindeki hükmü ve sıfat alemindeki hükmü biraz daha değişik. Kısaca esma aleminde bahsedelim. Şimdi bu alemi meydana getiren Allah'ın varlığı fakat sistem olarak Esma-ül Hüsna'nın zuhurlarıdır. Bu alemdeki bütün birimler Cenab-ı Hakk'ın 99 veya sonsuz isimlerinin zuhur kaynakları. Hepsi bir ismin mazharı, terkibi olarak meydanda, görüntüde. Sizde 5 tane isim, orada 3 tane isim, burada 1 tane isim, orada 10 tane isim meydana gelmiş, bir terkip olmuş. Nasıl bir siyah, bir beyaz, bir kırmızı, bir yeşil boyaları karıştırıyorsunuz, kendine az değişik bir boya
ortaya çıkıyor. Beyazlığı gidiyor, siyahlığı, kırmızılığı gidiyor. Ona değişik mor deniyor, patlıcan mor bir şeyler deniyor. Başka bir renk çıkıyor. İşte o da kendine has bir renk oluyor. Ama o renklerden ayrı bir şey değil. Boyanın özündeki maddeden ayrı bir şey değil. İşte terkipleri meydana getiren Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin birbirleriyle imtizacı, uyuşması neticesinde. İşte bu isimlerin en çok meydana çıktığı mahalde insan oluyor. İnsanın üstünlüğü bu yönden oluyor. Şimdi düşünürsek ki esma alemi, yani isimler aleminde bütün varlık Esma-ül Hüsna'dan ibaret bir varlıktır. Dolayısıyla esma aleminde de Hakk'ın gayrı diye bir şey yoktur. Sıfat alemine geçtiğimiz zaman bütün güçler zaten Hakk'ın güçleridir. Orada da Hakk'ın gücünün dışında bir şey söz konusu değildi. İşte böylece üç boyutta da yukarıda bahsedilen hadis-i şerifin hükmü ortaya çıkmış oluyor. Yüce Allah zatında ve sıfatında münferittir. Hem zatı yönüyle hem sıfat yönüyle. Gerçi zat birdir, sıfatlar çoktur. Ama o sıfatlar da tek kaynağa dayandığı için onlar da birdir. Yani çıkış yönleri tek kaynak olduğu için onlar da birdir. Ama bir ferdaniyet mefhumunu düşündürecek belirti olmadan, o isim ve müsemmadan terkip edilip bir araya gelmiş de değildir. Yani ortadaki varlıklar, hani ne diyoruz, birer terkipten ve isimlerin müsemması neticesi olarak meydana çıkmıştır diyoruz ya, ha bunu böyle düşünebilirsiniz ama onun için terkiptir diyemezsiniz diyor. Terkipleri meydana getirmiştir ama o terkiplerden meydana gelmiş değildir. Burasını da çok iyi anlamak lazımdır. Çünkü terkiplerden meydana gelmiş hükmü ortaya geldiği zaman insanın hatırına onun da bir terkipler manzumesi olduğu düşüncesi gelebilir. Terkipler ona ulaşamaz, yani vahdaniyetine ulaşamaz. Çünkü vahdaniyetinde terkiplik hükmü yoktur. Terkiplik esma aleminde başlar. Ama onun sıfat ve zat alemleri de vardır. Sıfat ve zat alemlerinde terkip hükmüne zaten yer yok. Çünkü isim de müsemma da odur. Yani varlıklara verilen isimler dahi onun kendisinin isimlerinden başka bir şey değildir. Müsemma denilen isimlerin zuhur yerleri, bir radyo dedik değil mi? Bu bir isimdir. Radyonun görüntüsü de onun müsemmasıdır. Yani zuhura çıkmış olanıdır. İşte bunlar dahi odur. İsim onun gayrına mal edilemez. Yani herhangi bir varlığın ismini söylediğimiz zaman bu isimle anılan varlık ondan başka bir şeydir diye düşünülemez. Çünkü onun gayrı diye bir şey yoktur. İş bu sebepten isim de müsemma da odur. Evvel odur ama bu evveliyet için bir başlangıç düşünülemez. Keza ahır da odur ama bu ahır için bir bitiş tevehhüm eylenmesin, vehmedilmesin. Yani bitiş diye bir şey yoktur. Hani demin bahsediyorduk ya kıyametin kopması, şöyle olması falan diye. Kıyametin kopmasıyla genelde olacak, bitecek bir şey yok. Belirli bir sistemin içerisinde oluşacak olan hadiselerdir bunlar. Bu güneş sistemi fezanın içerisinde güneş sisteminin tamamı bir iğne topuzu kadar yer tutar ancak. Bir iğne topuzunun da burada başlaması, burada bitmesi, onun genel anlamda bitmesi veya başlaması hususunda bir şey belirtir. Aynı şekilde zahir de odur. Ama şöyle veya böyle diye bir zuhur vasfını tabir de mümkün değildir. Bazı hadiseleri veya hakikatleri anlatmak için şöyle zuhur etmiştir, böyle zuhur etmiştir deniyor. Ve o mevzu izah babında deniyor. Aslında şöyle zuhur etmiştir veya böyle zuhur etmiştir diye onu bir tahkik altına almak da mümkün değildir. Yani zuhur ettiği vasıfta diler öyle zuhur eder, diler böyle zuhur eder. Niye, niçin diye hikmetiyle zuhur eder veya hikmetsiz zuhur eder, kudretiyle zuhur eder. Bunun nasıl olduğunu anlamaya gerek yok. O dilediği gibi zuhur eder diyor. Keza batın da odur. Yani gizli denilen de odur. Ne var ki bu gizliliği de anlatmak için herhangi bir vasfa büründürmek mümkün değildir. Zahir veya batın hükümleri bizim gözümüze göre oluşan bir şey aslında.
batın diye bir şey yok. Veya zahir diye ayrı bir şey yok. Şu gördüğümüz alem bizim gözümüzün kapasitesine göre bize var olarak gözüküyor. Şu gördüğümüz alem bir başka yapıya göre de yok hükmünde. Çünkü kendi alıcı olan görüş sistemi bu madde boyutunu göremiyor. Ruh boyutunu görüyor veya radyasyon boyutunu görüyor. Dolayısıyla bu alem ona göre yok ama bize göre var. Dolayısıyla bize zahir görünen ona batın oluyor. Bize batın görünen ona zahir oluyor. Ne oluyor şimdi? Biz kaba radyasyonu, madde boyutunu görüyoruz bu gözümüzle. Biz buraya zahir diyoruz. Halbuki gördüğümüz bu alemin çok kısa bir boyutu. Bir perde diyelim. Perdenin üzerinde sonsuz metrajlı bir perde, geniş bir perde. O perdenin üzerinde şöyle 10 santimlik bir şerit var. O perde devamlı hareket halinde, yani o perdede oynayan bir milyarlarca, trilyonlarca hayat var. Biz o 10 santimlik çizginin üstünü ve altını göremiyoruz. Sadece o bizim çizgide olan, yani bizim göz boyutumuza hitap eden o perdenin o çizgisini görüyoruz. Dolayısıyla o gördüğümüz yer bize göre zahir oluyor, üstü ve altı batında oluyor. Halbuki ne zahir ne batın, ikisi de tek şey, orada oynananları eğer görebilmiş olsak orası da zahir olacak bizim için. Ama diğer varlık çizginin üstünü ve altını görüyor, o çizgiyi göremiyor. İşte o çizgi ona göre batın hükmünde oluyor. Şimdi Hakk'ın varlığı tek. Hakk'ın kendine göre, yani bir tek varlığın kendi varlığına göre zahiri veya batını diye bir şey zaten söz konusu olmaz. Zahir dediğimiz şey bizim madde beş duyumuzla algıladığımız boyutuna, kısmına zahir diyoruz. Ama bizim gözümüzle görebildiğimiz veya dokunma duyusuyla dokunduğumuz kısımlarına, sert veya yumuşak diye adlandırdığımız kısımlarına zahir diyoruz. Bir de mesela mantık, muhakeme, akıl, fikir falan diyoruz. Bunların mevcudiyeti var ama fakat görüntüsü yok, ancak fiilleriyle veya o yaptığı meydana getirdiği eserlerle elektriği görmüyoruz ama görüntüsü şimdi, var. Tabii elektriği görmüyoruz ama derken bu gözümüzle görmüyoruz. Elektriğin bir görüntüsü var kendine göre. İşte onu biz bu şekilde göremediğimiz için batın ismini veriyoruz. Yani varlığını kabul ediyoruz, batındadır diyoruz. Şimdi zahir ve batın derken bir madde boyutunun zahir ve batını var, bir de ilim boyutunun tabii zahir ve batını var. Şimdi ilim boyutunun zahiri yaptığımız bedensel uygulamaların ilmine zahir ilmi diyoruz. Yani namazını şöyle kıl, abdestini böyle yap, işte hacca git falan. Yani şu bedenle ilgili olan dini emirlere zahiri emirler, ruhla ilgili olan emirlere de batıni emirler diyoruz. Şimdi aslında ilim burada yeri gelmişken şöyle demek lazım. Bir zahir ilmi, İslam'ın bir zahir ilmi vardır. Bir de batın ilmi vardır. Bir de indiği ilmi vardır. İslam'ın gerçekliği içerisinde. İndiği, indellah yani Allah'ın yanında olan bir ilim vardır ki buna da ledünni ilmi derler. Biz batın ilmi dendiği zaman bu ledünni ilmi zannediyoruz. Halbuki batın ilmi ruhla ilgili olan bölümdür. Bir tanesi zahiri ilim, cesetle ilgili olan kısmıdır. Batıni denilen ilim ruhla ilgili olan kısmıdır. Ledünni denen ise kişinin zatıyla ilgili olan bölümüdür. Gerçek varlığıyla yani akıl boyutuyla ilgili olan ilim indiği ilimdir. İşte Hızır Aleyhisselam'dan bahsederken ona bir kul, ilmi ledünni indimizden bir ilim verdiğimiz bir kulumuzu ona gösterdik demesi bunu anlatıyor. Keza batın da odur, yani gizli de odur. Ne var ki bu gizliliği anlatmak için herhangi bir vasfa büründürmek mümkün değildir. Yani Allah şöyle gizlidir, Allah böyle gizlidir, bu şekilde suretlenmiştir şekliyle bir hüküm verilemez diyor. Ama ne yazık ki bugün yaptığımız iş tamamen bu hükümdedir. Yani batıni olarak düşündüğümüz Allah'ın varlığını kendi vasıflandırdığımız şekilde ortaya getirmekteyiz kendi kendimize ve ona yönelmekteyiz. Ki bu böyle bir şey olmaz diyor.
Yani herhangi bir vasfa büründürmek mümkün değildir. Taayyünatın, yani oluşumun, herhangi bir şeyin kendi başına oluşu ve bu başkasına benzeyiş şekillerinin tümü odur. Yani bazı varlıklar birbirlerine benzerler diyor ama ne kadar benzese de onun eşi değildir. Bütün bu varlıkların tümü onun kendisinden başka bir şeysi değildir. Varlığın ilk harfi keza odur. Yani varlığın başlangıcı. Varlığın ilk harfi nedir? Varlığın ilk harfi, varlığın harfleri demek, bütün mevcutların ortada bulunması. Her mevcut azveden bir harftir. İnsan ismini verdiğimiz, hayvan ismini verdiğimiz, diğer galaksiler, işte gezegenler ismini verdiğimiz bütün varlıklar harflerden başka bir şey değildir ki bu harflerin toplanması da alem kitabını meydana getirir. Elif lam mim zalike kitabe la raybe fih dediği işte alem kitabıdır. Bütün bu varlıklar ki o varlıkları da meydana getiren Hakk'ın varlığıdır. Dolayısıyla ondan başka bir şey değildir. Varlığın ilk harfi demesi ahadiyet boyutundan vahidiyet boyutuna inmektir. Çünkü ahadiyet boyutunda varlık diye bir şey söz konusu olmaz. Vahidiyet boyutunda da varlığın kökenleri, ögeleri yani asılları ama tek olarak, bir olarak, hepsi birbirinden ayrılmamış olarak varlığın söz konusudur. İşte bu vahidiyet varlığın ilk harfidir. Yani varlıklar yazılmasına sebep olan ilk harf yani elif harfidir diyebiliriz. Nasıl ki eliften yani bir harften bir elif çizgisinden meydana geliyor bütün harfler. İşte bütün varlıklarda vahidiyet hükmünden meydana gelmektedir. Keza sırrın başlangıcı da ona varır. Hani sır, esrar diye bir şey söyleriz ya düşünürüz. Sırrı sır, sırrın sırrı diye. Keza o sır dediğin şey de işte ona varır. Oradan gelir diyor. Aynı şekilde ahırın yani sonun harfi de yine odur. Son harfi nedir? Kıyamet. Bizim sistemimizin son harfi kıyametin kopmasıdır. Kıyamet koptuktan sonra yeni bir harf başlar. O da işte mahşer harfi, mahşer zamanını belirten oluşumdur. Yani onun baş harfiyle böylece ahırın da sırrı o olmuş olur. Yani evvelin sırrı olduğuna göre ahırın sırrı da o olmuş olur. Çünkü netice nereye varacaksa o belirtiyor. Zahir harflerinin tüm varlığı onunladır. Zahir harflerinin tüm varlığı. Yani mevcudatın tüm varlığı hepsi onunladır. Yani ne kadar varlık varsa bunların hepsi birer harf hükmündedir. Bu harfler yan yana geldikçe bir cümle okunduğu zaman bir mana meydana gelir. İşte o harflerin batını yönü o manadır. Zahir yönünde görünüşleridir. Zahirle batın aynı şeydir dolayısıyla. İsmi ise onun zatına çıkar. Zahir harflerinin tüm varlığı onunladır. Yani onun ismidir. İsmi ise onun zatına çıkar. Batın harflerinin varlığı da onunla vücut buldu. Çünkü bu da onun ismidir, sıfatıdır. Burada batın derken ölümden sonra başımıza gelecek hadiselerin hükmünden de bahsediyor. Şimdi bize göre daha henüz o alem gelmediği için, zuhura çıkmadığı için batın hükmündedir. Yaşadığımız dünya zuhura çıktığı için zahir hükmündedir. Bugün ahiret bize göre batınsa, yarın dünya bize göre batın olacak, ahiret zahir olacak. Çünkü orada yaşamaya başladığımız anda zuhur etmiş, zahir olmuş olacak. Hasılı kelam, evvel, ahır, zahir, batın yoktur, ancak o vardır. Hüvel evvelü, vel ahiru, ve zahiru, vel batın, ve hüvala kulli şeyin kadir. Onun açıklaması işte. Evvel odur, ahir odur, zahir odur, batın odur, o her şeye kadirdir. Yani zahir hükmüne de bürünür, batın hükmüne de bürünür, evvel hükmüne de bürünür, ahır hükmüne de bürünür. Ama hepsine bunların bürünmesi kendinde bir değişiklik husule getirmez.
dileğini ortaya çıkarmaktır. Sunatını meydana çıkarmasıdır. Şunu da unutmamalı ki sayılan harflerin hiçbiri onun varlığına kayıp gitmemiştir. Yani varlıklar, sayılan harfler demesi, varlıklar onun varlığına kayıp gitmemiştir. Yani varlıklar ayrı birer varlık, Hak ayrı bir varlık da varlıklar Hak'ta yok olmuşlardır. Hakk'a ulaşmışlardır. Hükmü yoktur. Yani ona kaymamışlar, gitmemişlerdir diyor. Şimdi burada ona kaymamışlar derken bir başka tarzda ifade edersek, varlıklar esma aleminden sonra meydana gelmişlerdir. Zat aleminde varlıklar diye bir şey söz konusu yok. Olamaz. Çünkü orada teklik alemi var. Dolayısıyla varlıklar Hakk'ın zatına ulaşamıyor. Onun için kaymamıştır diyor bir başka ifadeyle. Varlık hükmünü alabilmesi için Arş-ı Ala'nın altına inmesi lazım. Arşın üstünde zat mertebesi var. Arşın altında varlıklar meydana geliyor. Ayan-ı Sabit'e isimler yoluyla meydana geliyor. İsimlerle sabitleşmiş ayanlar meydana geliyor. Programlar yani çiziliyor. Dünyaya da gelmesi dolayısıyla madde boyutu, yaşam başlamış oluyor. Ama zat boyutunda yani ehadiyet boyutunda varlıkların hükmü yok. Onun için varlıklar ona ulaşmadı demesi bu yöndendir. Keza onun varlığı da bu harflere kayıp gelmemiştir. Nasıl ki varlıklar ona bitişmemiştir. O da varlıklara inmemiştir, bitişmemiştir diyor. Şimdi meseleye burada ahadiyet boyutunda baktığımız zaman bu hüküm vardır. Yani ahadiyette varlık tektir. Orada ne isimler, ne sıfatlar, ne herhangi bir vasıflar olmadığı için varlıklara o katılmamıştır diyor. Salt kendi varlığındadır. Ama efal boyutundan meseleye baktığımız zaman oradaki izahı biraz daha değişir. Ne gelmek vardır ne de gitmek. Bütün bu manaları anlattığımız şekliyle anla ki Hululiye mezhebinin düştükleri hataya düşmeyesin. Hululiye mezhebi diye bir mezhep var. Duymuşsunuzdur. Bunlar bir şeyin bir şeye girmesi hükmüyle birleştiğine kanidirler. Yani Adem'e Allah'ın ruhundan bir ruh girdi. İnsana ana rahminde ayrı bir yerden bir ruh geldi, girdi. Ruhlar evvelce yaratıldı, belirli bir yerde bekletilmekteler. Bedenler dünyaya geldiği zaman ruhlar da o bedenlere girmekte ve hayatlarını sürdürmekte. Kanaatleri budur. Hululiye, duhul yani dahil olma hükmü. Tevhidi böyle anlıyorlar onlar. Yani iki ayrı varlık var ve bu iki ayrı varlık birleşiyor. Hululiye, duhul ediyor yani onun içerisine giriyor. İşte sakın ha diyor yukarıda anlatılanları gerçek yönüyle idrak etmeye çalış. Böyle bir hataya düşmeyesin diyor. Yani, hululiye, cebiyeler var, rafiziler var. Bunların her türlü düşünce boyutunda olanlar var. Aslında her türlü düşünce boyutunda olan bir yönden haklı. Tamamen haksız değil. Ama bir yönüyle haklı. Geniş boyutta ihata edemediği için meseleyi tek yönden baktığı için ya zahir boyutundan bakıyor sadece bu budur diyor. Veya batın denilen boyuttan bakıyor sadece bu budur diyor. Veya boyutsuz bakıyor bu budur diyor. Ama tek yönden bakıyor. Hata orada işte. Cenab-ı Hakk'ı en güzel bir şekilde tanıyabilmek için efal boyutunu, esma boyutunu, sıfat boyutunu bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim zaten bu üç esas ilim üzerinden yayın yapmakta, bize bilgileri vermekte. Efal, esma, sıfat boyutlarını eğer biz idrak edemezsek, anlayamazsak, o ayet bize hangi boyuttan geldiğini anlayamayız, ayetin gerçek manasını da çıkaramayız. İşte onun için İslam, Müslüman gerçekten geniş boyutlu bir düşünce sahasına sahip olması lazım. İnkarcı olmaması lazım. Bu iş böyle olmaz, kesin ön yargıda bulunmaması lazım. Dolayısıyla idrak yolunda olması lazım. O eşyalardan herhangi bir şey de olamaz. Aynı şekilde herhangi bir şey de onda değildir. Yani o eşyalardan herhangi bir şey de şeyin içerisine girmiş olamaz.
veya herhangi bir eşya da ona girmiş olamaz. Yani ne bir giriş var ne de bir çıkış. Bu durumda anlatılan manaya uyan odur ki onu anlattığımız vasıfla anlayasın. İşte anlatılan manaların dışında hiçbir şeyi karıştırma. Şöyle ki, ilmin delaletini bu manada kabul etme. Yani Hakk'ın varlığını, tekliğini, vahdaniyetini idrak etmen için zahiri ilimle bu işi anlamaya çalışma diyor. Burada ilimden maksat, bahsettiği ilimden maksat, şer'i ilim, yani zahir ilimdir. Zahir hükümlerle ilim de bir sıcak deniyor ya. Ya bunu düşünmeye çalışma diyor. İlmin delaletini, yani ilimle delil getirerek, yani aklı cüz ilmiyle, bir başka ifadeyle, beşeri ilminle, bu beşeri ilmi senin dini ilmin de olabilir ama fizik boyutundaki dini ilmin olabilir. Onunla bu işi anlamaya çalışma diyor. Aklın yararlı olacağını sanmayasın. Yani beşeriyet aklının bu hükümlerde sana fayda getireceğini zannetmeyesin. Fehim bu makamda hiçbir iş görmez. Fehim derken yine kişinin beşeri fehmi, beşeri anlayışı. Gerçek anlayışta olan bir kimse için zaten bunlara gerek yoktur. Yani gerçek fehim, Rabbi zidni ilmen ve fehma imana diyor ya, benim ilmimi, fehmimi, imanımı arttır demesi, seni tanıdıklarımın üstünde daha fazla nasıl gerekiyorsa öyle tanıyayım. Rabbi zidni fike tahayyuran demesi, seni tanıdığım hallerde bir başka boyutta öyle hayretler içerisinde kalıyorum ki o hayretimin üstünde bir hayretle bana kendini tanıt yahut kendini kendine tanıt hükmünü getiriyor Hazreti Peygamber. İşte buradaki fehim ve idrak bizim anladığımız manada beşeri idraktir, ilahi idraktir. Bu da kendi kendini tanıma, kendi kendini idrak etmek. Hele hele vehmin bu durakta sözü dahi edilemez. Fehim buraya erişemiyorsa vehim hiç erişemez. Çünkü vehim aslı neydi vehmin? Hayaldir. Ha, vehimden hayal meydana gelir. Hayal ve vehim olmayanı yoku var gösterir, varı yok gösterir. Yani tam tersini gösterir. Tam tersini gördüğü zaman bir insan, dürbünün tersiyle baktığı zaman mesafe ne kadar uzaklaşır? Ulaşması mümkün olmaz. His, yani duygu ancak dış alemde sözünü geçirebilir. Beş duyu madde aleminde hükmünü sürdürür. Yüce alemde o atıl ve batıl kalır. Eğer beş duyu ile bütün hükümleri idrak etmeye çalışırsak bu zaten mümkün değil. İşte biraz evvel bahsettiği akıl ve vehim, fehim beş duyunun aklı ve fehmidir, idrakidir yani. Ha, bu sınırı algılamaya kafi gelmez. Çünkü onun kapasitesi bellidir. Bellidir. İşte niçin der Hazreti Mevlana aşk yolunda akıl çamura batmış merkebe benzer de. İşte bu beş duyu ile ilgili olan akıl bu hükümdedir. Kişiyi belirli bir yere kadar götürür veya kapıya kadar götürür ama dışarıda kalır. Dışarıda ona yer yok. Dış göz nedir ki? Dış göz nedir ki? O da bir iş göremez. Keza batın gözü de. Eğer batın gözümüzü biz gerçekten batın gözü edememiş isek, batın gözü dediğimiz göz zaten iptal olmuştur. Yani çalışmıyordur. E o gözde bir işe yaramaz. Fotoğraf makinesinin objektifinin önünde bir incecik perde varsa, istediğiniz kadar içinde enerji olsun, pil olsun, memle olsun, şak 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 basın, bütün kareler yanar, boşa gider. Ama o perdeyi açtınız ve önünde küçücük bir iş görerek onu kaydırdığınız önünden her istediğinizi fotoğrafını çeker. İdraki de bırak da onu da bir kalem geç. Yani fehim dedi ya ileride, idrak etmek, derk, müdrik olmak bir şeye, onu da bir kalem geç diyor. Ha, o çünkü beşeri akıldan doğan bir idraktır. Beşeri aklın idraki ne kadar geniş olursa olsun neticede sınırlıdır. Çünkü şartlanmalar istikametinde
olan ilmiyle işe bakacaktır. Şartlanmalar çerçevesi de bu işi ihata edemez. Şunu da unutma ki onu ancak o görebilir. Onu ancak o idrak edebilir. Onu ancak o bilebilir. Hani Rabbimi Rabbimle bildim hükmü var ya. Yani Yüce Allah kendisini kendi gözü ile görür, kendisini kendi özü ile anlayabilir. Burada özet olarak anlatılmak istenen mana şudur. Onu ondan gayrısı göremez. Onu ondan gayrısı idrak edemez. Öyle ki tek kişi dahi bu mananın dışında bir şeye sahip olamaz. Şimdi Allah bu alemleri hayal ve vehim ile meydana getirdi. Bu alemler aslında yok olan alemlerdir. Yoklukta olan varlıklardır. Aslında varlıklar yoktur ama biz hayalimiz ve vehmimiz neticesinde bunlara var hükmünü veriyoruz. Ve bu yaşayan bütün varlıklar kendilerini var kabul etmekteler. Olmadıkları halde, çünkü aslında bizim meydana çıkmamızın kaynağı vehimdir. Yani ana kaynak, alemlerin ve varlıkların meydana çıkmasında ana kaynak, Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatıyla birlikte vehimdir. Vehimdir. İlahi. Ha. Vehimdir. Vehim hayale dönüşür. Hayal de varlıkları ortaya getirir. Vehim ana güçtür. Vehim, bakın, Kahhar isminin zuhuru. Kahhar ismi de bir yerde zuhur ettiği zaman orada kül eder her şeyi, kendinden başka bir şey bırakmaz. Dolayısıyla her varlık vehim hükmüyle ben der. Kendini ayrı bir varlık olarak zanneder ve bütün varlık kendine ben der. En küçüğünden en büyüğüne, en latifine, en kesifine kadar hangi varlığa bakarsanız, bakarsak bakalım, hepsi benlik içerisindedir. Ben, ben der. Vurur, kırar, sahip olduğu malı elinden almaya isteseler, mücadele eder kaptırmamak için. Hep varlıktır. Yani kendi varlığını kabul etmiştir ve sahiplenme hükmündedir. İşte bu hüküm bilhassa kişilerde, kişilerle ilgili olan yönü. Bir buğday tarlası, ben buğdayım der. Benliğini sürdürmek için buğdaylığını yapar. Ama başkasına bu fikri aşılamaya kalkmaz. Ama insanoğlu böyle değil. Karşısındaki varlığa bunu aşılar. İşte o kişi hayal ve vehim içerisinde yaşadığı sürece kendini ayrı bir varlık olarak kabul eder ve bu varlığın hakkı görmesi diye bir şey katiyetle mümkün olmaz. Evet, burada özet olarak anlatılmak istenen mana şudur. Onu ondan gayrısı göremez. Onu ondan gayrısı idrak edemez. Öyle ki tek kişi dahi bu mananın dışında bir şeye sahip olamaz. Hani alemlerin yaratılması, yani meydana gelmesi vehim hükmüyle oluştuğundan, vehim de kendisini ayrı bir varlık zannettiğinden, eğer bu hüküm üzere hayatını sürdürürse bir mahal, bir kişi, hakka varması mümkün olamaz. Ta ki kendindeki bu hayal ve vehim hükümlerini giderecek, kaldıracak, hayal ve hüküm gittikten sonra zat kendi kendisiyle kalacak. İşte ondan sonra ancak kendisini gören odur, kendisini idrak eden odur. Ancak hükmü meydana gelir. Ama bizler de var olan hayal ve vehim gücü bizi ayrı bir varlık olarak bize kabullendirdiğinden bizim ona ulaşmamız katiyetle mümkün olmaz. Çünkü ortada ulaşılacak bir yer yok. İşte bu hükmün dışında hiçbir varlık kalamaz diyor. Yani tek kişi dahi bu mananın dışında bir şeye sahip olamaz. Yanlış anlaşılmasın, onun zatında bir hicabı vardır. Yani perdesi. Hicap mahcubiyet demek, perde demek. Ama bu perde onun zatındadır. Ne var ki bu perde onun vahdaniyetidir. Yani birliği, tekliği başka değil. Kendi hicabından, yani perdesinden başka bir şey onu perdeleyemez. Yani
perde 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 diye bahsedilen özelliği yine kendisi kendine çekmiştir. Ve keşefna anka gıtak yani ve basaret yani biz senin gözünden perdeyi açtık ayetini dilemediği yerde bu perdenin açılması mümkün olmaz. Bu ayetin manasının zuhurunu dilediği yerde ise perde diye bir şey kalmaz. Yani vehim oradan uzaklaştırılır. İşte onun perdesi yine kendi yoluyla çekilen yahut oluşan bir perdedir. Burada perde diye bahsedilen bizim anladığımız manada cam tül perdesi veya herhangi iki bölümü birbirinden ayıran perde değil. Bizim hayalimizde, zannımızda olan ayrı hükümlerdir. Kendi kurduğumuz, kendi değerlendirdiğimiz ayrı hükümlerdir. Çünkü onu kendi perdesinden başka hiçbir şey perdeleyemez. Çünkü onu perdeleyebilmesi için bir başka varlığın, ondan daha güçlü bir varlığın olması lazım ki onu perdeleyebilsin. Böyle bir şey de söz konusu olmadığına göre neticede o dilediği mahalde kendine perde çeker, perdeni seyreder, dilediği mahalde açar. Ancak kendisi açar perdesini. İşte bu perdenin açılması aslında alemde olağanüstü gibi belirtilen bir meseledir. Normalde perdesini açmaz. Çünkü perdesini açmamak da onun kanunlarından bir başka kanundur. Bütün alemin varlığını hayal ve vehim ile meydana getirdiğinden hayal ve vehim orada gerçek halini yaşadığından o perdeyi oradan açmaz. Çünkü oranın gerçek yaşantısı hayal ve vehim ile meydana gelir. Eğer hayal ve vehmi ortadan kaldırırsa o varlık orada o hükmü icra edemez. Bütün varlık hükmünü icra edebilmesi için hayal ve vehim perdesine ihtiyacı vardır. Bu alemin nizamı perdeli olmaktır. Perdeleri kaldırdığımızda nizam da bozulur. Perdeler kalır ancak akıl boyutunda bunun böyle olduğunu idrak edebilirsek ve de yaşarsak işte bizdeki perde kalkmış olur. Bu da gerçekte olağanüstü bir iş olmuş olur. Çünkü alem boyutunda bir varlığın perdesinin kalkması gerçekten çok şaşılacak bir şeydir. Alemde idraki yaşantısı en güç olan hallerden birisidir. Bu perdenin kalkması da perdesi kalkmış bir mahalle dostluk kurmaktan geçer yolu. Eğer bir mahallin gerçekten perdesi kalkmamışsa, vehim ve hayal hükmüyle yaşıyorsa, bunun ilmi ne kadar üstün olursa olsun, zahiri ilmi ne derece üstün olursa olsun, bedeni çalışmaları ne kadar fazla olursa olsun, geceleri sabaha kadar başını secdeden kaldırmasın, gündüzleri ayakta bütün gün namazına, ibadetine devam ettiğin bu perdeler kalkmamış ise o hayal ve vehim içerisinde hayatını sürdürmektedir. Ve de ölüm ötesi yaşantısı da aynen böyle devam edecektir. Kendisini nasıl zan ediyor ise, dünyada etmiş ise onun devamı olarak hayatını orada sürdürecektir. Ama buna insanlar yine vehim yollu veli de derler, evliya da derler, arif derler. Ama bu halkın indindeki yorum veya isimlendirmedir. Yani o da vehim yolu isimlendirmedir. Gerçekte vehim kalkmamış olan bir yerin kendini bilmesi, bulması mümkün değildir. Ancak şurayı da gözden kaçırmamak lazım. Ona ayrı bir vasıf da veremeyiz. Bu vehim içerisinde yaşıyor, bu hakkın gayrısıdır, hakkın dışındadır diye bir vasıf da veremeyiz. Eğer biz irfan ehliysek, hakkın orada kendini vehim hükmüyle ortaya getirdiğini biliriz ve o varlık vehim içindedir veya vehim dışındadır diye bir şey söz konusu edemeyiz. Ama irfan ehli değilsek işte bu hayal yaşantısındadır veya şöyledir diye değerlendiririz. Ama bu bizim cehaletimizi gösterir. Şöyle ki onun varlığı vahdaniyeti ile gizlenir. Ama şekilsiz, keyfiyetsiz. Şimdi şu cümleyi azıcık değiştirmek lazım. Onun varlığı değil, onun zatı. Varlık zaten perdedir. Tamamı perdedir. Onun zatı vahdaniyeti ile gizlenir. Yani zatına sıfatları perdedir. Sıfatlarına isimleri perdedir.
İsimlerinin perdesi de fiilleridir. Hangi boyuta gelindiyse bir evvelki boyutun o boyut perdesidir. İşte biz evvela fiil perdelerini, sonra isim perdelerini, sonra sıfat perdelerini kaldırırsak ancak kendimizi buluruz. Orada da kendimizi bulamayız. O bizi bulur veya biz bizi buluruz. İşte daha evvelce bahsedilen ancak Allah'ı Allah görür, Allah'ı ancak Allah idrak eder hükmünün yaşantısı ortaya çıkar. Onu hiç kimse göremez. Ama hiç kimse ne yeni bir şeriatla gelen mürsel peygamber ne de bir veli Allah dostu ne de ona yakınlığı olan bir melek bu da ona karşı kendiliğinden bir marifete sahip olamaz. Yani ne kadar yakın olursa olsun yalnız yakîn değil yakın yakınlıkta bilindiği gibi ikilik vardır. Ne kadar yakın olursa olsun bitişik dahi olsun yani en yakın durumda olsun o en yakın durumda da yine ikilik vardır. Yakının kalkması yakînin gelmesine bağlıdır. Yakîn iki varlığın aslında tek olan iki varlığın yine tek olarak idrak edilmesidir. El yakîn vel hak diyorlar ya yakın hak haktır. Hakkın kendisidir. İşte onlar cehennemin karşısına getirildikleri zaman cehennemi yakîn olarak göreceklerdir. Demesi cehennemin ne olduğunu gerçekten idrak edeceklerdir o gün. Bunun ifadesidir. Şimdi cennet veya cehennem sözlerinden bir mana çıkartıyoruz, bir yorum yapıyoruz. Ama acaba bu cennet ve cehennemi gerçek boyutlarıyla, gerçek haliyle, gerçek yaşantısıyla idrak edebiliyor muyuz? Bu mümkün değil. Değil. Yakın olarak biliyoruz. Yakîn olarak değil. İşte ne bir mürsel peygamber, ne bir veli, veli derken halkın veli zannettikleridir burada. Efalde yani halk onlara veli ismini vermiş olanlardan bahsediyor. Yoksa gerçek veli yani gerçek hak dostu diyelim gerçek veli hakkın veli ismiyle zuhur ettiği mahalden başka bir şey değildir. O da kendi kendini görür herhalde. Ona göremez veya olamaz diye bir şey söylemek yakışmaz. Onun peygamberi odur. Yani kendisi. Onun risaleti de odur. Yani elçisi de odur. Yani kendisidir. Keza kelamı da odur. Yani kendisi de. Hani İslam'dan 400-500 sene, 600 sene sonra falan yani bir hayli bizden de ileri zamanlarda Müslümanlar bir düşünce içerisine girdiler. Fikir ayrılıklarına düştüler. Bazı imamlar, İmam Maturidi, işte diğer mezhebin kurucuları, İmam Gazali bilhassa bu yolda öncülük yaptı, topladı. Bu arada büyük bir münakaşa sebebi olan Kur'an hakkında bir şey vardı. Aralarda anlaşmazlık vardı. Kur'an mahluk mudur, halik mıdır diye bir tartışma vardı. Ve bunun üzerinde kesin bir karara varılamadı. Bazıları mahluktur dediler, bazıları haliktir dediler. İşte mana boyutundan meseleye baktığımız zaman Kur'an haliktir, mahluk değildir. Ama madde boyutundan yani kağıt kalem boyutundan baktığımız zaman mahluktur. Ama bu da avama göre mahluktur. Gerçeğine göre mahluk diye bir şey söz konusu değildir. Yani yine haliktir. Aslında sadece bu kağıt, defter değil. Bütün varlık Halik'ın ta kendisidir. Çünkü halakas semavati vel art diyor. İnni cailun fil ardu halife diyor. Bütün bu ayetler ve cümleler içerisinde, hadisler içerisinde bahsedilen halaka, halk etti meselesini biz yaratma ile tefsir ediyoruz. Halk etme, yaratma değil. Hulk, ahlak, kendinde olanı ortaya çıkarmadır. Yani bir başka varlığı ortaya getirmek değil, kendinde olanı değişik boyutlarda, değişik vasıflarda ortaya çıkarmaktır. Dolayısıyla bir başka varlığın onu idrak etmesi mümkün olmaz. Ancak o kendini idrak eder ve bilir. Peygamber dediğimiz onun bir başka isminin kaynağıdır. Resul dediğimiz bir başka isminin kaynağıdır. Elçi denilen veya onun kelamı
veya herhangi bir şey denilen bütün bunlar onun varlığı içerisinde oluşan hallerdir. Kendi zuhurlarıdır. Dolayısıyla kendinden kendinedir. Bütün bu varlıkları vehim hükmüyle meydana getirdiğinden her varlık kendini müstakil ayrı bir varlık olarak zanneder. Kendini böyle zannetmesi dolayısıyla karşıyı da öyle zanneder. Dolayısıyla değişik, karşı da onu öyle zanneder çünkü. Değişik hükümler ortaya çıkar. Yani değişik birimler ve yaşantılar ortaya çıkar. Ama bütün bu değişik yaşantıların kaynağı tek yaşantıdır. O da kendisinden başkası değildir. Ama meselelere tam bir fiil boyutu yüzeyinden eğer bakıyorsak bunları anlamamız da mümkün değildir. Muhaldir. Eğer esma boyutuna, sıfat boyutuna aşama yapabiliyor da oradan meselelere bakıyorsak ancak o zaman bu işler çözüme girer. Yani fiil boyutunda herkes kendini mutlak ayrı olarak kabul eder. Benliği içerisinde kabul eder. Eğer böyle bakıyorsak vahdeti de anlamamız mümkün değil, tevhidi de anlamamız mümkün değil, Müslüman olmamız da mümkün değil. Olduğumuz, zannettiğimiz Müslümanlık da vehmimizde, hayalimizdedir. Çünkü ahirete gidince bize ilk soracakları sual şu: Eyne mâ küntüm ve hüve mâ küm. O sizinle beraberdi ya, siz neredeydiniz? Sorusunun cevabını bulursak eğer burada, orada zaten o cevap verilmiş olacak kolayca. Ondan sonrakiler de gayet kolay geçecek. Ama buna cevap veremezse kişi oraya gittiğinde ötekiler cevaplı sorguları da daha zorlu olarak geçecek. Yani madde boyutunda kalırsak da. O bir elçi gönderdi. Kendisinden, kendisiyle kendisine. Eğer bu işler böyle olmasaydı ne olurdu? Madem ki kendisinden kendisiyle kendisine geldi, bunlara ne gerek vardı? Değil mi? Madem kendisinden kendisiyle kendisine geldi, o halde bunlara ne gerek vardı diye düşünmez mi insan? İşte kendisindeki değişik boyutları ortaya çıkarması yönünden bunlar böylece zuhur etti. Yahut kendi böylece zuhur etti. Eğer bir aşama yaptı, zatından sıfat alemine, hani bir derya taştı da sıfat alemine, sıfat alemine, esma alemine, esma aleminden de efal alemine geldi. İşte zat aleminden efal alemine inen süreç içerisinde bir evvelki boyutunu unuttu. Yani sıfat alemine indiği zaman zat alemindeki boyutunu unuttu. Yani sıfatlarıyla perdelediği için zatından mahcup etti kendi kendini. Esma alemine indiği zaman sıfatlarından kendini mahcup etti, hicapladı. İkinci perde. Fiil alemine indiği zaman İsimlerinden kendini perdeledi, mahcup etti. Kendini madde beden olarak kabullendi. Hayali ve vehmi yönünde. İşte yine kendi kendine, kendisiyle haber gönderdi ki zat aleminden efal alemine aşama yaparak, direkt olarak aşama yaparak kendi kendine haber gönderdi ki senin, yani benim yerim orası değildir. Ben bana gelelim. Benle bana gel. Ya benden bana gel dedi. Çünkü o kendini de ben zannediyordu. Halbuki sen değilsin, sen bensin, bana gel diyordu. İşte bu oyunu, dönüşümü, bu çerçeveyi, çemberi tamamlamak için peygamber gönderdi. Yani peygambere niye ihtiyaç vardı sorusunun karşılığı bu. Kendinin fiiller alemindeki yaşantısını tekrar zat alemi yaşantısına döndürebilmek için kendini kendinden haberdar etti. Cibril konusu vardı. Hani Tekirdağ'ın da bu mesele onunla ilgilidir. Ancak ne sebep ne vasıta. Yani bu işler sebeple vasıtayla olmuş işler de değildir. Sakın bunlarda sebep ve vasıta aramayasın. Bunlar yok. Çıkar bunları aklından. Yani gayriyi sakın ha koyma ortaya. Elçiyi gönderen, elçinin getirdikleri, elçinin kendisi ve elçinin geldiği kimse, bunların hepsi aynı varlıktır, tek şeydir, aralarında hiçbir fark, değişiklik ve ayrılık yoktur. Bu meseleleri gerçekten bu kadar güzel, bu kadar açıklayan da çok az kimse çıkmış. Bir beka vücudunun harflerini düşünün.
yani baki olan bir varlığın özelliklerini düşünün. Şuunatını düşünün. Bu onun varlığıdır, vücududur. Başkası yok. Başka yok. Yani. Ne varsa ortada görünen baki olan Hakk'ın varlığıdır. Mevcududur, vücududur. Aslında mevcut dediğimiz zaman bizim aklımıza hemen madde varlıklar gelir. Mevcut vecden, vücut vecede, vecede bulma manasında, bulmak. Yani zaten var olan bir şeyi perdeli olarak baktığında yok gördüğün ama aslını idrak ettiğinde var olduğunu idrak ettiğin. Mevcut. Buldun yani. Vardı ama perdeliydi, gizliydi. Yani Hakk'ın varlığı var ortada ama biz bunu mahluk olarak görüyoruz. Kendine has varlıklar olarak görüyoruz. Yani Hak olarak bilmiyoruz. Ha, öğrendik ki işte mevcut o zaman bizde gerçek mevcutluk hükmünü kazandı. Gerçek varlık hükmünü kazandı. Yani kelime yerine oturdu. Evvelce bu kelimeyi yanlış olarak kullanıyorduk. Olmayan bir şeyi mevcut olarak görüyorduk. Vehim yolu baktığımız için aleme ayrı bir varlık veriyorduk. Ve buna mevcut diyorduk. Bulunmuş diyorduk yani. Aslında bulunmuş değil, kaybedilmiştir. İşte ne zaman ki gerçek yönlü baktığımızda o zaman bulmuş hükmü ortaya çıkıyor. Yani mevcudiyeti ortaya çıkıyor. Bir beka vücudunun harflerini düşünün. Bu onun varlığıdır, vücududur, başka yok. Onun gayri için bir vücut düşünülemez. Yani kendinden ayrı bir vücut, mevcut varlık düşünülemez. Hatta yokluğu da düşünülemez. Yani fenası da, hatta ne ismi ne de müsemması düşünülebilir. Sakın ha, çok çok sakın bu manaları inkara kalkmayasın, sonra yanarsın. Çünkü delilimiz kesindir, sağlamdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse ki nefsini bildi, gerçekten Rabbini bilen o oldu. Men kim ki arefe arif oldu, neye? Nefsehu. Hu'nun nefsine arif oldu. Yani o nefse, yani hu'ya arif oldu. Ancak Rabbini bilen o oldu. Fakat arefe rabbehu. Rabbinin husunu, yani hüviyetini, gerçeğini o bildi. Buradaki bilim, bizim anladığımız manada herhangi bir ilim şekliyle bilmediği, kendi varlığını bilmedir. Kendi varlığını bilmesi kişinin de üç yollu olur. Birisi madde boyutunda varlığını bilmesi, yani beden boyutunun geniş teferruatlı ilmiyle bilmesidir. Esma boyutunun ikincide teferruatıyla bilmesidir. Ama ne efal boyu ne esma boyutu kendini bilmesi demek değildir. Ancak sıfat boyutuna geçtiği zaman, yani kendinin gerçek varlığı boyutuna geçtiği zaman nefsini bilmesi, gerçeğini bilmesidir. Ama madde aleminde nefsini bilemezse, esma aleminde nefsini bilemezse sıfat aleminde zaten bilemez. Sıfat aleminde gerçek nefsini bilmesi bir altlardaki nefsini bilmesine bağlıdır. Efal alemindeki nefsini bilmesi, o lübbüllükte nefsin yedi mertebesi diye vardı yani izahı, o yönlü bilmesidir. O yedi mertebe içerisinde anlatılıyor. Kısası o yedi üç arasında, üç içerisinde toplanıyor. Varlığının evvela şuurunda olması. Varlığının şuuruna, bilincine ermesi. Şimdi bir insan kendini düşünmeden hayali bir hayat içerisinde hayatını sürdürür. Müslümandır, namaz kılar, ibadet eder, hacca gider, bütün İslami gerekleri yerine getirir. Getirir fakat kendinin farkında değildir. Alışkanlık olarak yapar, şartlanma olarak yapar. İslami içerisinde cehenneme gitmeyeyim diye korkudan yapar, cennet arzusuyla yapar. İşte bu ne kendini bilmektir, ne nefsini bilmektir, ne yaşadığını bilmektir, ne Rabbini ne Allah'ı bilmektir. Bu tamamen uyku halinde yaşanan bir hayattır. Kendini bilmesi kişinin en alt boyutta kendine dönmesidir. Yani evvela ben neyim? Cesetse cesedim nedir? Cesedimin aslı nedir? Ruhsa ruhumun aslı nedir? Akıl, şuursa şuurumun aslı nedir? En azından bunları düşünmeye doğru yönelmesi işte nefsini bilmenin ilk adımıdır.
Sonra bakar ki kendisi sadece ceset değil, bir ruhtan teşekkül etmiş. Bir izafi ruhu da var. Sonra bakar ki bu izafi ruh alemde de mevcut. Sonra bakar ki madde boyutunda, yani kendi varlığıyla alemin varlığı tek şey. İşte bu birinci, yani üç aşamalı olan birinci madde boyutunda kendini bulması, nefsini bilmesi. İkincisi, bütün bu varlığın Allah'ın hükmünde yok olması. Yani esma boyutunda kendini bulması. Ondan sonra işte sıfat boyutunda ene, evvela hu, o hükmüyle kendini bulması. Sonra hüve, hüve boyutunda, o boyutunda kendini bulmasıyla nefsini bilme özelliklerinin aşamalarını yapar. İşte bunu anlaşılması için, bu hükmün anlaşılması için nefsini bilen Rabbini bildi. Yani nefsinin, nefs dediği benliğinin, özünün Rabbinden geldiğini, yani Rabbinden ayrı bir şey olmadığını, rububiyet hükümlerinin, yani kendinden ayrı bir şey olmadığını idrak etmesi. Şimdi bu boyutta bir nefsini bilme, bir de zati nefs üzere kendisini bilmesi var ki bu anlatılanların üstünde olan bir biliş. Dönüşteki olan bir biliş diyelim sana. Orasını şimdi karıştırmayalım da şu hali bilelim. Çünkü bu rububiyet hükümleriyle ilgili ne diyor? Rabbimi ancak Rabbimle bildim. Hani daha evvelce de geçmişti ya. Ne diyordu? Allah'ı ancak Allah görür. Allah'ı ancak Allah bilir. Allah'ı ancak Allah idrak eder. Kişi hayalini ve vehmini ortadan kaldırdığında, kendini idrak ettiğinde, yani nefsini bildiğinde, nefsinin hakikatinde rububiyet hükümlerinden geldiğini idrak ettiğinde, kendinin hüveden başka bir şey olmadığını kesinlikle, ama acaba mıdır, olur mudur, nedir falan şüpheli olmadan, şüphe bir işin içerisine şüphe, right, şüphe girerse zaten o üst baştan yanlış tutulmuş demektir. İşte Rabbimi Rabbimle bildim. Hani ne diyor? Rabbimi bir taze delikanlı şekliyle gördüm diyor. Miraç'ta bir perde vardı. Perdenin arkasında ne var diye sordum. Perdeyi açmak istedim. Dur, Rabbim namaz kılıyor dediler. Rabbim namaz kılıyor, dur demesi, yani dur, yani düşünceni öyle bir yerde durdur ki, teksif et ya topla, durdur yani başka şeyler karıştırma, öyle bir yerde durdur ki sen Rabb'in bütün rububiyet hükümleriyle meydandasın, meydana gelmişsin demektir. Rabb'in namaz kılıyor demesi, namaz nedir? Müminin miracıdır. Miraç en yüksektir değil mi? İşte Hazreti Peygamber'in orada rububiyet hükümlerini en üst, en geniş boyutta idrak etmesinin hükmüdür orada. Rabb'in namaz kılıyor demek. Yani Rabbani hakikatleri hiçbir mevcudun, en azından bizim nesil içerisinde hiçbir mevcudun o kadar geniş boyutlarıyla ihata etmemiş olmasıdır. Yani ondaki açılım hiçbir mevcutta açılım olmaz. Olsa zaten meydana çıkar. Rabbimi Rabbimle bildim. Rabbimi Rabbimle gördüm. Ona Allah-u Teala selat ve selam eylesin. Zaten öyle yapıyor. İnnallâhe ve melâiketleri demek suretiyle. Durum anlatıldığı gibi olunca düşün bakalım. Sen nesin? Bu kadar şey anlatıldıktan, yazıldıktan sonra, okunduktan sonra hele bir düşün bakalım. Sen nesin? Hala ben benim diyebilir misin? Yoksa ben benim ama şu şekilde benim mi dersin? Şüphesiz sen, sen değilsin. Yani hayali olarak zannettiğin sen, kat'iyetle sen değilsin. Sen olmadın, olamazsın, doğmadın, ölemezsin de. Ölmezsin de, ölemezsin de, doğmadın çünkü. Sen, peki nesin o zaman? Sen osun, husun yani. Ama sen nasıl olsun? Sen olarak değil. Yani hayalin ve vehmin ile sen zannettiğin ben, yani ben zannettiğim sen, sen değilsin. Onun benliğiyle sensin. O bir giriş şekliyle sana dahil değildir.
Yani sen ayrı bir varlıksın da o geldi sana girdi de sen yok oldun. Sakın böyle de zannetme. Ama bir çıkış şekliyle senden hariç de değildir. Yani onu ötelerde zannederek benden çıktı ya ben ona girdim gibi böylece de düşünmeyesin. Keza sen de onun haricinde değilsin. Bu anlattığı mana ile senin mevcut olduğunu kast etmiyorum. Senin var olduğunu kastetmiyorum. Keza sıfatını da var olduğunu kastetmiyorum yani. Şunu anlatmak istiyorum ki sen hiçbir zaman var olmadın, olman da mümkün değil. Acaba gerçekten böyle mi düşünüyorsun? İşte şu cümleyi eğer idrak edip yaşayabilirsek zaten problemler çözülmüş olacak. Her şeyi bir yana at, hiçbir şeyle olma, hatta sen olma. Hele nefsinle hiç olma. O gece halini anlatıyoruz. Hiçbir şeyle olma. Hatta sen olma. Hele nefsinle hiç olma. Çünkü nefsinle olduğun sürece onunla olamazsın. Onunla yani hakla da olma. Hatta onda da olma. Onunla birlikte de olma. Bir zaman gelir insan efal boyutunu ortadan kaldırır. Bir zaman gelir esma boyutunu ortadan kaldırır. Efal ve esma boyutunu ortadan kaldırmadıkça sıfat boyutuna geçmek mümkün olmaz. Yani bir alt boyutta yaşıyorken onu ortadan kaldırmazsa kişi üst boyuta geçemez. İşte hakla olma dediği esma boyutunda oturup kalma. Yani bütün bu varlıklar Hakk'ın isimlerinden meydana gelmiştir. Varlığın aslı Hakk'ın isimleridir deyip orada kalma. Yani hakla da olma dediği bu. Onunla da olma diyor. Yani hakla da kendini kayıtlama. Hak ismiyle kendini kayıtlama diyor. Hak ismi de belirli bir zuhurdur, terkiptir. Allah ismine geç demek istiyor. Zat ismine geç demek istiyor. Fakat şunu da unutma ki sen ne bir fanisin ne de bir mevcut. Sen osun, o da sen. Ama efal boyutuyla, esma boyutuyla değil, sıfat ve zat boyutuyla olsun. O da sen. Bu arada şu manayı da anla ki Allah-u Teala alemlerden hiçbirine muhtaç değildir. Ganidir. Vallahu ganiyyün anil alemin. Diyor ya, Allah alemlerden ganidir. Bunun böyle olması için ne bir illet lazım gelir, ne de bir sebep. Sebepler ve illetler de burada hükümsüzdür. Şimdi varlığını ki anlatılan manada anladın, yani varlığına karşı bir irfan duygusuna sahip oldun, şüphesiz varlık yönüyle Allah-u Teala'yı anladın sayılır. Bütün bu anlatılanlardan kendi varlığının ne olduğunu idrak ettiğinde, varlık yönünde, kelimeye dikkat edelim, varlık boyutunda Allah'ın ne olduğunu idrak ettin diyor. Varlık boyutunda, mevcudat boyutunda. Zat boyutunda değil yani esma ve efal boyutunda Allah'ın ne olduğunu idrak ettin. En azından etmen lazımdır diyor yani bu kadar açıklıktan sonra. Yani ona karşı bir irfan duygusuna sahip oldun demektir. Anlatılan bu mananın dışında her şey boşuna sayılır. Yani faydasız ve sıfır. Bunların dışında olan bütün bilgiler efal aleminin yani fiiller aleminin iktizası olan yaşantılardır. Teferruattır ve de ölüm tadış hadisesiyle bitecek olan, burada kalacak olan ilimlerdir. Dolayısıyla bize lazım olan ölüm ötesi ebedi hayatımızda lüzumlu olan bilgiyi toplamak. İşte şu bahsedilenler süratle ölüm ötesi hayata hazırlayıcı unsurlardır. Eğer biz kendimizi ayrı bir varlık olarak kabullensek, Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamber'e kadar gelen bütün o nesillerce ömrümüz olsa yine kendimizi idrak edemeyiz, yine kendimizi bulamayız. Yine vah vahlar içerisinde, ayrılıklar içerisinde hayatımızı sona erdiririz. Ama kısa bir çalışma neticesinde o kadar uzun bir hayatta elde edemeyeceğimiz özellikleri elde edebiliriz. Nasıl? Vahdet yoluyla işte ancak bu yolla.
Kişi istediği kadar geçmişlerin hayat hikayelerini, ezberleri öğrenir. Hadis ve Kur'an ayetlerini ezberler öğrenir. Bunları nakleder. Ama bu nakli sadece beşeriyet aklı yönüyle ve sadece nakil yönüyle, kaset yönüyle olursa bu karşıya tesir etmez. Ama yaşanarak gerçekler aktarılırsa karşıya da tesir eder. Orada da açılımlar olur. İşte bazen duyuyoruz ya, Cuma'ya gittim çıktım bir şey anlamadım diyor. Yani aklımda bir şey kalmadı. Bir sürü şeyler söyledi Hoca Efendi ama diyor bir şey kalmadı aklımda diyor. Ama bir başka yerde de ya bir söz söyledi ciğerime işledi diyor. Bir söz söyledi işledi diyor. Neden? Çünkü o söylenen söz ruhuyla birlikte geliyor. Enerjisiyle birlikte geliyor. Ötekinin sadece lafzı geliyor. Kelimesi geliyor. Yani canı gelmiyor. Ruhu gelmiyor. Yok. Yok çünkü. Kendinde can yok ki ona, o nefaya can veremiyor. O kelama can veremiyor. Ölü olarak aldı, ölü olarak naklediyor. Sadece bir görüntü şekliyle. Şu radyoyu al diyor, bu radyo diyor. Al bunu sen sakla, bu değerli bir maldır diyor. Sakın diyor karıştırma, sağını solunu bozarsın. Sen de diyor senden sonrakilere bunu aktar. Alıyor bunu kullanmadan olduğu gibi oğluna çok aktarıyor. Oğlu alıyor ondan sonrakine aktarıyor. Peki ne oluyor? Ya aç bakalım sağını solunu, cesaretlen biraz. Bak içerisinde neler var. Gör, hem seni neşelendirsin, dilediğin yerlerden sana haber versin. Aç bakalım antenlerini, değerlendir ya. Televizyonu aç. Biz de hayatımızı ölümden sonra, yani ölüm tadışı ilerisine geçmeyen bir ilim, sıfır hükmünde. Ne kadar allame, yani alim olursa olsun bir kişi, o ilmi ona en büyük perdedir. Kur'an-ı Kerim'de bunu neye benzetiyorlar? Hani keşişler, ağamlar hakkında diyor ya, onlar kitap yüklenmiş eşeklere benzerler diyor. O kadar ilim. Yükle onun üstüne, kitapları yükle. O alsın götürsün onları bir yerlere. Bir faydası yok ki. Anlamadığı için. Bu manada arif zatların pek çoğu Yüce Allah'a karşı marifet duygusunu varlığın yokluğa geçişi ile hasıl olacağına kail oldular. Öyle zannettiler. Yani marifet duygusunu fena haline izafe ettiler. Şimdi burada bazı terimlerin yanlış kullanıldığını anlatmak istiyor. Sonra fenadan da geçtiler. Fenanın, yani yokluğun da ötesinde aradılar hakkı. Yani fenanın yokluğun ötesinde aradılar. Kanaatleri buydu. Halbuki bu duygu açıktan bir yanlıştır ve bir yanılmadır. Yani kul evvela işte fena bulacak, hakta fani olacak, işte sonradan hakkın varlığıyla var olacak diye terimler vardır. Yani biliriz bunları. Ha, şekliyle biliriz. Bunlar kullanılır ama ne olduğunu idrak ederek yerli yerince kullanılması lazım. Çünkü bu öyle bir kelime ki fena olacak hükmü ortaya geldiğinde hemen kişiye ayrı bir varlık verilir. Eğer varlık verilmezse fena olacak hüküm çıkmaz ortaya. Eğer fena olacak birisi varsa onun bir varlığı olması lazım. Yani olmayan varlığa varlık verilmiş olur. Cehlin gitmesi o yönüyle kullanılırsa tamam, yerli yerince. Ama kişinin varlığını hakkın varlığı olarak bilir de kişideki cehlin gitmesi yoluyla fena hükmünü kullanırsa tamamdır. Ama kişinin varlığını var kabul ederek varlığının fena bulacağını düşünme yoluyla olursa bu ikilik hükmüne girer demek istiyor. Ama ne yazık ki bir takım irfan ehli kimseler bu işi böyle zannettiler diyor. Ya burada yanıldılar demek istiyor. Yani ortada fena bulacak, yok olacak bir varlık yok. Varlık en kesifinden, en latifine kadar hakkın varlığı. Hakkın varlığıysa nasıl fena bulur, yok olur ortadan kalkar. Ortadan kalkacak olan işte bizim hayalimizde var zannettiğimiz vehmi düşüncelerimiz kalkacak ortadan. Ama bunlar kişinin varlığını var kabul ederek fena olacak, fenaya varacak hükmünü verdiler diyor. Halbuki bu duygu açıktan bir yanlıştır ve bu yanılmadır. Sebebine gelince Allah'a karşı marifet duygusu
ne varlığın fenasına ne de bu fenanın da fenaya varmasına bağlıdır. Yani ne mevcut varlığın yok olmasına, mevcut varlığın yok olmasına ne de bu yok olmanın da yok olmasına bağlıdır. Hiçbir zaman irfan duygusu anlatılan hallerle elde edilemez. Yani kişi bir ömür boyu, hani Gülşen-i Raz da buna ne diyor? Sahralarda, vahalarda dolaşmak diyor. Yani kendi varlığını var kabul edip bu varlığı oradan kaldırmak için yapılan bütün çalışmalar sahralarda dolaşmaktan başka bir şey değildir diyor. E zaten yok olan bir varlığı yok etmeye çalışmak herhalde akıllı kişinin işi olmasa gerek. O şey ki hiçbir şey değildir. Yani kişinin varlığı ki hiçbir şey değildir. Yani kendine has hiçbir şey değildir. Ona bir vücut yani varlık da verilemez. Sonra o şeyin ki varlıktan yana bir nasibi yoktur. Onun içinde bir fena hali olamaz. Yani düşünülemez. Var olmayanı yok etmeye kalkışmak boşuna havanda su dövülmez. Ancak fena hali bu varlığın ispatından sonra meydana gelebilir ki fenaya müncer olacak bu varlık bir yönüyle mevhumdur. Yani varlığın gerçek halini idrak ettiğin zaman fena hükmünü kullanabilirsin. Yani hak fani oldu gözünde. Ama kul hakta fani oldu diye kullanamazsın bunu burada. Kullanamazsın diyor. Alem senin gözünde fena olur. Sen alemde fena olmazsın demek istiyor. Şimdi sen asılsın zaten. Alem fanidir. İşte bu vehimdir. Yani alemin varlığı vehimdir. Fena bulacak olan bu sendeki vehimdir diyor. Yani aleme ayrı bir alem olarak bakman, bu bakışını ortadan kaldırman alemin fenasıdır diyor. İşte daha evvel de biraz evvel söyledik yani efal aleminin ortadan kalkması, esma aleminin ortadan kalkması işte bunlarla ilgili olan hükümlerdir. Şimdi kendine gelmek zamanıdır artık. Yani bu kadar sözden, izahtan sonra kendine gelmek zamanıdır. Artık kendimize gelmek zamanıdır. Sen ki kendini ne bir varlığa sahip ne de bir fena haline varacak biri bildin.